Böyle bitişik dublekslar. Evin dekorasyonunu aslında yavaş yavaş değiştirmek istiyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özlem. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Şimdi de benim bir dersim var. Kahvemi hazırladım. İnanın kahvaltı bile yapmadım. Çünkü yani zor uyandım, öyle söyleyeyim. O kadar çok Almanya'ya gitmek isteyen var ki, yani inanın özel sektörü bıraktıktan sonra hiç bu kadar hızlı bir şekilde öğrenci bulacağımı inanın bilmiyorum. O kadar çok arttı ki özel dersler, gerçekten İngilizce ve Almanca ile ilgili öğretmenlik yapan insanlar kesinlikle özel derse geçmeli. Bu da benim arka planım. Hayalimdeki ev. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle çatı katı şeyleri. Ayrıca yumuşatıcı arıyorsanız ben son zamanlarda bu Yumoş Extra Lilium özünü kullanıyorum. O kadar güzel kokuyor ki, bir de bunun ayrıca şöyle bir spreyini yapmışlar. Giysilerinizi direkt böyle ilk günkü kokusu gibi olsun diye sıkabiliyorsunuz. Çok güzel kokuyor. Ayrıca oda spreyi olarak da geçiyor. Hatta burada da giysileriniz, eviniz ve yıkaması zor eşyalarınız için diyor. Gerçekten çok çok güzel. Bu tamamen sprey olarak geçiyor. Her yerde kullanabilirsiniz ya da o an mesela çıkmanız gerekiyordur, hemen böyle bir daha fresh bir koku olarak katmasını istiyorsanız kıyafetlerinize sıkabilirsiniz. Aşırı güzel. Ben dolap içine sıkıyorum. Dolabı açtıktan sonra falan çok çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Bu ikisini alın. Derse girmeden bir dakika önce çalıştıracağım ki dersin biter bitmez tamamen asmak için de bana da zaman kazandırayım. Beni Instagram'dan takip edenleriniz bilir. Sonbaharda bal kabakları, yılbaşında çam ağaçları, baharda çiçekleri çok severim. Böyle bir Halloween köşesi yapmıştım. İşte cadı süpürgem vardı. Aynı şekilde bu mumluklarım. Bunları da boyamıştım. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili peçete yardımıyla boyama videom vardı. Buradan da ulaşabilirsiniz isterseniz. Aynı şekilde şu arka tarafım da şöyle göstereyim. Böyle yaptım. Bakın böyle. Burası da böyle Halloween olarak süslemiştim. Bu klasik sabit duruyor. Bunu da aynı teknikle boyadım. Gerçekten hani hem hobi hem de evinizde her şeyi kendiniz boyayabileceğiniz harika bir teknik. Video sayfamın en üstünde ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş sonbahar temalarımı kaldırmak istiyorum. Hatta yapraklarım şimdilik böyle yarım kaldı. Bal kabaklarım falan. Halloween'den kalma bunlar da var bu şekilde. Şu kibrit o kadar güzel ki, o kadar severek aldım ki Lalezen'den. Bunu aşağıya Trendyol linklerime tekrardan eklemek istiyorum. Özellikle hiçbir yerde böyle beyaz kibrit bulamıyordum bir de. O yüzden çok çok hoşuma gitti. Aynı şekilde bu mermeri de oradan aldım. Bunu da linkten ulaşabilirsiniz. Böyle hafiften de kışa doğru geçiş için kozalaklarımı da buraya ekledim. Şimdilik orta sehpamı bu şekilde yaptım. Yastıklarım da aynı şekilde. Koyu renk seçtim. Bu tabloyu da böyle uyumlu olsun diye yeşil tonları. Bunu da Zara'dan almıştım. Zara Home'dan. Çift yönlü. Gerçekten çok çok güzel duruyor. Böyle istediğiniz gibi çevirip kullanabiliyorsunuz. Gayet hoş böyle nostaljik vintage görünümlü yastık. Sanırsam şimdi stoklarda yok ama mağazada bunlara çok benzer hep böyle çift yönlü şeyler oluyor. Bir göz atabilirsiniz. Mutlaka benzeri çıkar. Şu Wet'n Wild'ın ben matını kullanıyordum. Şöyle göstereyim. Bu o kadar güzel bir fondöten ki size anlatamam. Benimkisi önce aldığım mat diye geçiyordu. Şimdi yeni bir tane indirimden aldım. Bunun da aynı markanın. Soft Beige diye geçiyor ismi. Açıkçası ben bunu da beğendim. Böyle içindeki pigmentlerin hafif böyle yağlı olması ciltte ufak böyle bir parlaklık da katıyor.
Açıkçası çok çok beğendim. Concealer olarak da My Cover My Style Up diye bir marka var. Bunu da yeni keşfettim. Gratisten almıştım. Bu da hoşuma gitti. Rengi de böyle çok da hani beyaz değil ama benim işimi görüyor. Şu an hızlı hızlı bir makyaj yapacağımdan dolayı dersim de olduğu için zaten şeyim hazırdı, rimelim. Bu biliyorsunuz hepinizde vardır Maybelline'in eraser'ı. Şöyle göstereyim. Bu artık bitti ama atmayı kıyamadım çünkü ben bunu sürekli temizleyip temizleyip böyle burama böyle yedirmek için yani bildiğiniz bir fırça görevi niteliğinde kullanıyorum. Bence işe de yarıyor. Sürekli bu Almanca ile alakalı sorular soruluyor. Nasıl bıraktım, neden bıraktım, neden özel sektörden ayrıldım? Yani açıkçası ben de ayrılabileceğimin garantisini kendimde bulamıyordum, o cesareti. Eşim Serkan bana çok büyük destek oldu. Demiştim zaten sabah da hani boşver yaparız bir türlü diye. O şekilde yani bana destek oldu. Şimdi şöyle bir far paleti kullanacağım. Çok güzel bu da Revolution serisinin. Yani neden aslında ben öğretmenliği gerçekten çok seviyorum. Hala çok seviyorum. O yüzden yine yani işimi yapmaya devam ediyorum. Benimkisi şu an tamamen şans oldu. Yani bu şekilde herkesin Almanya'ya gitmesi, gitmek istemesi ve Almanca ders istemesi. Yoksa kimse bu kadar kısa sürede bu kadar öğrenci bulamazdı yani. Bulmayı da bilirdi. Yani tamamen şans oldu. Hani bir anda merdivenin basamaklarına çıkamadığımız gibi. Her şey zamanla, sabrın sonunda her şey kesinlikle su akar yolunu bulur derler ya, gerçekten öyle. Kesinlikle herhangi bir şey istiyorsanız yapmak asla pes etmeyin. Gerçekten bu çok çok önemli bir şey. Yani ben bunu kesinlikle tattım yani. Maybelline'in bu harika eyeliner'ını kullanacağım şimdi. Pastel markasının birebir muadilini buldum. Hem de A101'de ve aşırı yani 3'te 1'i fiyatına. Şöyle göstereyim. Golden Rose'un. Üstüne de pastelin bu lip gloss'u var. Çok çok hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum. Bu da 306 numara olması lazım. Evet. 306 numara. Şöyle göstereyim. Umarım kamera tam netliyordur. Şu an çünkü ben de göremiyorum tam olarak. Makyajım bu şekilde oldu. Çillerimi sevdiğim için çillerime çok üstüne böyle fondöten yapmak istemedim. Şimdi hemen üstümüzü değiştirip dışarıya terziye çıkalım. Evet. Hazırız. Geçen şu evi gezdim arkadaşlar. Bizim evin bir arka sokağında. Dubleks çok hoşuma gitti. Durun, kapısı açıksa size göstereceğim. Böyle bitişik dubleksler. Çok hoşuma gitti. Ay, kapısı açık mı? Hemen bakalım. Burası da ikinci daire. Burası daha genişmiş. Şöyle. Mutfağı. Aydınlık. Ve yukarıya çıkıyor böyle. +2'ymiş. Burası da bir banyo. Yerler böyle ve üst kat. Burası da üst kat, böyle teras. Diğer ikinci evin. Şurası açılacakmış. Burası da böyle terasın olduğu yer. Şöyle bayağı yine büyük bir terasa çıkıyor. İçerisi de şu şekilde.
Bak orada düşmüş. Altı tane dolmalık biber, bir de sivri biberlerin hepsini 25 liraya aldım. İyi değil mi? Bana ucuz geldi, hoşuma gitti. Evet, yemeğimizi de yedik. Şimdi Serkan'ın kuzeni Amerika'dan geldi ziyarete ailemizi. Ve bir takım bir şeyler getirmiş. Şimdi onları göstermek istiyorum size. Tabii ki de beni Instagram'dan takip edenler bilir. Balkabağını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden pumpkin spice almış. Gerçekten çok çok güzel. Bunu da hatta balkabağı bardağımla içmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Bu arada bu galiba burada da var. Yani gördüm. Sadece Amerika'ya özel değil. Ayrıca ben Lindt çikolatasını çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Bence dünyanın en güzel çikolatası. Hatta biz bunu bitirdik sayılır. Böyle top top çikolata Türk kahvesinin yanında çok çok hoşumuza gidiyor. Sonra bu çok değişik. Aloha Max diye bir çikolata. Böyle beyaz çikolatalı sanırsam. Bunu ilk defa gördüm. Bu belli ki oraya özgü bir şey. Güzel bir şeye benziyor. Bunu daha hiç açmadık. Deneyeceğim. Bir de Brezilya fıstığı getirmiş. Bunu da hiç daha önce yemedim. Gerçekten güzel bir şeye benziyor. Ama eğer tahmin ettiğim şeyse hafif tatlı böyle fıstık, fındık gibi bir şey olacak büyük ihtimalle. Bunu merakla bekliyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben bunu kendim aldım. Ama onun dışında böyle güzel böyle bir sepet yapmak istedim. İşte kahve ve atıştırmalıklarının olduğu bir sepet. O zaman videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Cumartesi günümü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayıp yorum yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Hoşçakalın.